mayilerinde gerçekleşiyor. Gecemizin onur konukları ise Bodrum'da Cumhuriyet'le büyüyenler. Bu programın gerçekleşmesi için pek çok kişi ve kurum katkıda bulundu. Bunlar başta Cumhuriyet'e tanıklık etmiş Bodrumlar olmak üzere Bodrum Kaymakamı Sayın Nur Boran ve kendilerinin şahsında Muğla Hizmet Vakfı, Kara Kuvvetleri Komutanı Özel Eğitim Merkezi Komutanı Kıdemli Albay Sayın Bilgüday Günday ve Binbaşı Sayın Ali Akın. Ayrıca Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Sayın Oğuz Alpözen, Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı, BOSAV, Bodrum Ticaret Odası, diğer çekimlerini gerçekleştiren Sayın Oğuz Hamza ve fotoğrafların büyük bir bölümüyle katkıda bulunan Sayın Haluk Anat. Ayrıca size birazdan dağıtılacak olan çiçekler için, karanfiller için de Sayın Mehmet Türk'e teşekkür ediyoruz. Ve Program Düzenleme Komitesi üyeleri Hatice Yücel, Yurdagül Saraçbaşı, Nuran Yüksel, Ümit Nalbantoğlu, Yücel Zilan, İsmail Kasa, Sönmez Taner, Aydan Durmaz ve geceyi onurlandıran tüm Bodrumlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu akşamki program, bir yıl sürecek geniş kapsamlı bir projenin ilk adımı. Projenin amacı, Bodrum'un sosyal, ekonomik ve kültürel, olabildiğince geriye giden yaşam öyküsünü halen hayatta olan tanıkların ağzından dinleyip kaydederek kitap haline getirmek. Umuyoruz ki seneye bu zamanlar amaçlanan bu kitabı görmek üzere yeniden hep birlikte olacağız. Bu kitap özellikle bütün Bodrumların eseri olacak. Amaçlanan kitabın hazırlık aşaması ve bir tür tanıtımı olarak bu akşam hep birlikteyiz. Projenin müellifi Sayın Hatice Yücel, bugüne dek Bodrum'da Cumhuriyet'le büyüyen pek çok Bodrumlu'yla görüştü. Bunlar ve daha sonra yapılacak olan görüşmeler kitabın esasını oluşturacak. Ancak bu akşam, bu gecenin onur konuğu olan Bodrum'un bazı ilçelerinde sizlerin huzurunda Sayın Hatice Yücel kısa kısa söyleşiler yapacak. Söyleşiden sonra bir dia gösterimiz var. Kişileriyle ve mekanlarıyla anılarda kalan Bodrum'u, yakınlarının albümlerinden alınan eski fotoğraflardan çekilen dialardan hep birlikte izleyeceğiz. Daha sonra da yemek olacak ve yemek sırasında da sohbetlerimiz devam edecek. Şimdiden katkılarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve daha fazla uzatmadan Sayın Hatice Yücel'i davet etmek istiyorum söyleşiye geçmek üzere. Cumhuriyetimizin vefakar, cefakar kurucuları, koruyucuları ve koruyacak olanları. Hoş geldiniz. Dün, bugün ve yarın onurumuz olan Cumhuriyet'in 75. yılında böyle bir görevi almaktan çok mutluyum. Çünkü 75'li yıllar bir hesaplaşma yılı ve geleceğe güvenle projeler üreterek bakma yılı olmalıdır. Atatürk 1922'de İzmir'de Yunanlıları denize döktüğü zaman halkın coşkusunu görünce demiş, çok coşmayın öyle. Bu ne senin, ne benim, ne onun. Hepimizin eseri. Başka yapacak şeyimiz yok. Uşak mı olalım yani demiş. Öyleyse biz bugün gerçekten projeler üreterek yarına güvenle bakabiliriz. Bu konuda katkıda bulunan, özellikle evlerine tek tek giderek acı kahvelerini, şekersiz kahvelerini ya da ada çaylarını ya da ekmeklerini yediğim siz 75'liklere, genç ruhlulara, Cumhuriyet militanlarına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tarih yazmak, tarih yapmaktan tabii ki daha zor. Eğer tarih yapanları doğru saptamaz, onların gerçeklerini su yüzüne çıkarmazsak, tarih yanlış olur ve biz gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, gençlerimize yanlış şeyler bırakırız. Ve belki bugün onun acısını çekiyoruz. Yalnız coşkularla, yalnız trompetlerle, yalnız belli kişilerle ve şeylerle anılan
bayramlar ya da törenler bizim üç kuşak arasındaki bağlantıyı zedeledi. Bugün çok mutluyum çünkü Cumhuriyeti üç kuşakla bir arada götürüyoruz arkadaşlar bugün. Kuvayi milliye ruhu olanlar, yani emperyalizme karşı kurtuluş savaşını verenler. İşte 1904 doğumlu. Arif Bodrumlu Hakkı Çavuş. Onlar bu topraklara kanlarını ve canlarını verdiler. Sonra gelelim padişahlığa karşı cumhuriyet. Yani cumhuriyette doğanlar. Bütün karşınızdaki ortalama yaşı 75-80 yaşında olanlar. Ve sonra bizim ve benden sonraki kuşak biraz hazıra oturmuşlar. İşte ben bugün bu hazıra oturmanın karşısında olup hiç olmazsa böyle bir aydın öğretmen olmanın sorumluluğunu yerine getirmek istedim. Ve bu üç kuşağı bugün burada birleştirip şeriata karşı, cumhuriyetin önünü tıkayanlara karşı, bizi kara yollara sürükleyenlere karşı daha bir güçlü olmak için. Arkadaşım projenin özelliklerini anlattı. Bugün bir saatte ben bu kadar kişiyle tek tek sorunları konuşamayacağımı biliyorsunuz. Bugünkü programın tek amacı sizleri onure etmek, cumhuriyeti kuranlarla cumhuriyeti daha sonra yürütecek olanları karşı karşıya getirip cumhuriyet anılarını onlara aktarmak, videoya çekim sağlamak, çünkü tek tek videoya çekemeyeceğimize göre sizi ve 75. yılı ve aynı zamanda yarın bu büyük önderin 50. yıl dönümünü kutlamış olmak için buradayız. Bu arada mutlaka ben bu çalışmayı yaparken eksiklerimi gördüm. Gelemeyenler var, ulaşamadıklarımız var ya da bugün gelip de belki konuşamayacaklar var. Ama söz veriyorum, sanıyorum siz de aynı fikirdesiniz. Bundan sonra her yıl dönümlerinde bu kuşakla üç kuşağı birleştirmeye çalışacağız. Şimdi tekrar ediyorum konuşmamı. Heyecanlanmıyorlar değil mi benim yaşıtlarım? Çünkü onlarla alışkınız. Gittik, konuştuk zaten. Sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devrimlerin en büyüğü. İşte biz bugün bu devrimlerin en büyüğünü gerilere giderek, gelerek yaptığı zikzakları, durgunlukları, coşkuları dile getirmeye çalışacağız. Ama bu arada da Bodrum'un 75 yıl içerisinde geçirdiği sosyal, ekonomik, kültürel gelişmeyi ya da gelişmemezliği bilemiyorum. Sonuçta ne çıkacak? Çünkü bugün hiç yorum yok. Ne konuşurlarsa onları dinleyeceğiz ve gelecek seneki inşallah bu yıla, bugüne kitap olarak bastığımız bu çalışmalarda belki yorum yapabiliriz ve o zaman daha çok yeni kuşak olacak burada. Gerçi biz bu programı yaparken işte lise ve denge okullardan birer tarih öğretmenimiz, başarılı birer tarih öğretmenimiz ve başarılı öğrencilerimizden de birer tane seçtik. Ama tabii bu yeterli değil. Belki bu çalışmamızı yıl içerisinde onlara olduğu gibi aktarırız. Lütfen onlar okullarına gitsinler ve bugün eğer gerçekten başarılı bir çalışma yaptıysak onları okullarında anlatsınlar ve bu çalışmayı tekrar yenileyelim. Evet, bu kadar öğretmeniz, işte mikrofonu aldık, çok konuşuyoruz. Bu kadar bir girişten sonra şimdi başlayalım diyorum. Evet, ilk bak genci görüyorsunuz değil mi? Ben konuşacağım diyor. Gerçekten Arif Bodrumlu 1904 doğumlu. İlkokul tahsilini 4 yıl olarak Müskibi'de yapmış. Askerlik yıllarını Mardin'de 1924'te yapmış ve Şeyh Said ayaklanmasına katılmış. Şimdi ben daha önce Arif amcayla
özel sohbet yapmadığım için direkt mikrofonu ona uzatıyoruz. Şeyh Said isyanını bize anlatsın. Yalnız şöyle bir uyarı yapmam lazım arkadaşlar. Ben de konuşacağım biraz. Bir kişiye ancak 2-3 dakika düşüyor. Ben sizin özelliklerinizi sıraladıktan sonra içinden ancak belki bir soruyu yöneltebileceğim. Çünkü 1 saatlik süremiz var. Ondan sonra da 20 dakikalık bir slide gösterimiz var. Evet, Arif Bodrumlu. Tamam, hadi bakalım. Dinliyoruz Şeyh Said isyanını. Evet, burada. Otur. Oturdu ya. Muhtarım Bodrumlu. Hepimiz bir kardeş olarak toplandık. Fakat cennet mekanı olsun Atatürk. Bu hale getirdi bizi. Halbuki kadınla erkeği ayırırdı. Körlüğünle şekli ayırırdı. Fakat maalesef bunun hepsi bir tarafa geldi. Fakat cennet mekanı olsun. Fakat bugün bu millet bu Türkiye'nin her tarafını öğrenmiş, her tarafını bilir, her tarafı öğren. Ben İstanbul'a da gittim. Dolaştım. Her taraf böyle. Onun için yani Türk milleti olduğuna dair Atatürk'e rahmet okuyarak yaşamaya gayret edin. Bu. Çünkü ben köylüyüm. Köylüyüm ama her tarafa barba oynattım ben. Anladın? Onun üzerine bütün gencini, ihtiyarını, tatsızını, tatlı olmayanını köylüsünü hepsini bir kardeş olarak biliyor. Çünkü ben köylüyüm. Tatlı da değilim. İlkokuldan çıktım. Fakat bütün köy kardeş olarak biliyorum. Ben köyü böyle bir yere birleştirdim. İstanbul'a kadar gittim. İzmir'e kadar gittim. Askerliğimi de şartta yaptım. Şeytanlık yanında yaptım. Orayı da aynı yaptım böyle. Böyle. Onun üzerine yani Türk olarak iddia edin. Kürt olarak. Hepimiz öyleyiz. Çünkü bugün bir eserimiz yok. Allah kendi Türk ülkeye, Cumhuriyet'e, Atatürk'e bütün neler yaptığı kaldır. Değil mi? Onun üzerine yani şurada konuşmayı bir kendime fark edindim orada. Onun üzerine bütün gençler, ihtiyarlar şurada bak hepimiz kardeşiz. Bazımız köylü, bazımız şehirli, bazımız tatlı, bazımız tatlı değil. Esen öyle miydi? Allah aşkına söyleyin. Köy ayrı, kızlar ayrı, ihtiyar ayrı, şehir ayrı. Öyle değil miydi? Öyle değil miydi? Düşünün. Mümtaz Bey, arkadaşımdır. Peki dinlen sonra tekrar konuşalım. Oraya geldim, oraya yine var. Evet, hemen aynı yaşlarda gene Müzgeri köyünden 1904 doğumlu Hakkı Çavuş var. Bu çavuşluk nereden geliyor Hakkı amca? Bu çavuşluk nereden geliyor? Bu iş ismini mi konuşacağız yoksa askeri hakkında konuşacak olur mu? Ne ismini istiyorsun? Şimdi İzmir'de Hakkı amca. Peki. Peki bunlarla ben daha önce konuşmadığım için. Askerliğini kısa. Atatürk'le nasıl tanıştığını. Anladığı geçmişti değil mi ya? Evet bu söyleşiyi Emine Pehlivan yaptı arkadaşımız öğretmen. Ona da teşekkür ediyorum ayrıca. Ya ben ağzından konuşsam o ya. Ama duymazlar. Eskiden var Türkler. Orta Asya kıtasında duyuyorum. Orta Asya kıtasına Cenab-ı Allah'tan fırtına var gelmiş.
sular kum yüzü altında olmuş. Burada yaşamak zoralmış. Hayır, ben bunu anlamadım. Edip Bey, bu sefer göç yapmaya mecbur kalmışlar. İkiye ayrılmış, bir kısmı doğuya, bir kısmı batıya. Batıya kadar Türkler, işte bizlermişiz. Başta Atilla diye birisi Türklere komutanlığı yapmış. Hakkı amca, orayı bırakalım. İzmir'de sen Atatürk'ü görmüşsün, sadece onu anlat. Ama iki dakikalık söz hakkım var, 30 kişi konuşacağız. Sadece Atatürk'ü gördüm İzmir'de. Bu zamanları halifelik ile memleket idare oluyormuş. Sultan Hamid halife olmuş, kanunları bunların ölüm diye kadar bu yapıyor halifeliği. Ondan sonra evladı varsa isterse deli olsun, onun yerine onu koyuyorlar. Böylece artık Atatürk Selanik'te doğuyor. Orada büyüyor, artık okula gidiyor. Okula istirahat gitmişken babası vefat etmiş. Babası vefat edince annesi demiş ki, gel bu dayın yanına gidelim. Selanik'in köyün birinde dayısı var. Dayısının yanına gitmiş, iki sene karga buluşturmuş dayısı. Anne olmayacak böylece, gel Selanik'e gidelim. Selanik'e gelmişler, okula iştirak etmiş gene. Artık okul öğrenmeni böyle zihniyetli, böyle acımacı fazla bir talebe görememiş. Mustafa demiş, ismi Mustafa mıydı? Ben sana bir isim daha vereceğim demiş. Mustafa Kemal ismini vermiş. Talebeye demiş ki, arkadaşlar bugünden itibaren bu Mustafa'nın adı Mustafa Kemal'dir demiş. Orada okulu bitirmiş, harp okuluna iştirak etmiş. Harp okulundan temin olarak çıkmış, Türk ordusuna karışmış. Peki Hakkı amca, tamam. Şimdilik dinlene koy. Ha, dinlene koy sen. Sonra tekrar konuşturacağım. Şimdi dinlen. Sonra bir daha. İyi mi? Yeter mi? Sonra bir daha. Tamam. Evet, Hakkı amcayı da almışım. Evet, şimdi Hüseyin Biner. 1917, o da Ortakent doğumlu. Çocukluğu bolluk içinde geçmiş, yedi bedelle büyümüş Hüseyin Biner. Ama her yükselişin bir inişi olduğu gibi babası iflas edince o da ortada kalmış ve yoksullukla bir çoğun çektiği yoksullukla karşı karşıya gelmiş. Şimdi Cumhuriyet'in ilan edildiği gün Hüseyin Biner'i babasıyla törene gitmiş. Evet, onu ağzından dinleyelim. Sayın Bodrumlar, Sayın Kaymakamım, Sayın Komutan, Sayın Başkanım, hepinizi hürmetle selamlarım. Konuşmalar dakikaya binince işte biraz şey oluyor. Bir gün benim ustam Ziya Tuzdacı, dükkanda çalışıyoruz. Eski caminin oradan bir nalça sesleri geldi, kapalı ayakkabılar. Dedik Cevat Şakir geçiyor. Geldi dükkanın içerisine, elinde bir mektup masanın üzerine attı ve Ziya dedi, Sedat'a dedi, Simavi'ye, Sedat Simavi'ye mektup yazdım dedi. O vakit 7 gün meşmasını çıkar diyor. O vakit darlık içerisinde ev yaptırıyor. Paradan yana sıkıntı, zaten her zaman sıkıntılı ya. Bana öyle cevabı bak dedi. İki sütun üzerinde bilmem kaç kelimeyi geçmeyen bir yazı istemiş. Bir adam dedi, ben elime kalemi aldığım zaman satır sütun